hafta sonu dileyerek bu hafta da programımızı açıyoruz sevgili seyirciler. Bu hafta Yozgat ve Konya'dan derlediğimiz iki güzel kentimizin güzellikleriyle buluşturacağız. Güzel röportajlarla sizlerle birlikte olacağız. Evet, Meltem ve Zirvedekiler Farkı ile bu hafta da sizlerleyiz. Evet, Yozgat kenti ile bu hafta programımızı açıyoruz sevgili seyirciler. Yozgat Valisi Sayın Abdülkadir Yazıcı bu hafta çok özel konuklarımız arasında. Bakalım kent hakkında düşünceleri neymiş? Yozgat'ı daha yakından tanımak istiyor ve sözü ilk olarak Yozgat Valisi Sayın Abdülkadir Yazıcı'ya bırakıyor, kente yapılan yatırımları konuşuyoruz. Yozgat ili Anadolu'nun 81 ilinden bir tanesi. Coğrafi olarak ülkenin orta noktasında. Arazi büyüklüğü itibariyle 10. Türkiye'nin 10. büyük ili. Bozok yaylası diye tabir ediliyor. Şimdi insanlarımızın %50'si ziraat, tarımla uğraşıyor. Yine %30 civarında hizmet sektörü var. %20 de sanayi diye 3 aşağı 5 yukarı böyle bir oranlamayla tarif edebiliriz. Yozgat'ta da organize sanayi bölgemiz var. Yatırım teşvikleri, bazı vergilerde indirimli oranlar uygulanıyor. Bu noktada organize sanayimiz var. İlin yanında öne çıkmış, gelişmiş ilçelerimiz var, büyük ilçelerimiz var. Hızlı tren inşaatı. Bizim ilimiz sınırlarında olan bölümü hızlı şekilde cereyan ediyor. Hızlı tren gelecek ilimize nasip olursa bir iki yıl içerisinde. Sivas Erzurum'a devam edecek ve yine 13 kilometre mesafede Yozgat Havaalanı inşasına inşallah önümüzdeki sene başlanacak. Şu an proje aşamasında. Duble yollar ufak tefek aksamaları olsa da müteahhitten kaynaklanan duble yollar tamamlanmak üzere. 300 milyon TL'lik şehir hastanesi temeli atıldı. Tesviye işlemleri devam ediyor. Yine hakeza valiliğimizin de öncülük ettiği, hükümetimizin destek olduğu sosyal hayatı hareketlendirecek, harekete geçirecek, geliştirecek bir takım projelerimizde planlarımız var. Örneğin 1700 dönüm bir alan üzerine tesisine başladığımız 3 etaptan oluşan spor vadisi projemiz var. Yine daha çok hanımlara hitap edecek olan büyükçe bir kadın termal aqua ve spor kompleksimiz var. Sarıkaya'da Roma hamamı var. İçerisinden bidayetten beri su çıkan, çok nadir örneği olan dünyada bir tarih eserimiz var. Sosyal projelerimiz var. Özellikle kocasını kaybeden anne ve çocukları, 0-18 yaş arası çocuğu olan, kocasını kaybetmiş anneleri ve çocuklarını içine alan Hamiyet Koruyucu Yetim Destek Projemiz var. Amacımız genel yapısı itibariyle Yozgat'ı eski şaşalı, kendine yeten bir konuma tekrar getirme. Bu noktada çalışıyoruz. Sevgili seyirciler, şimdi de yerel yönetimlere geçiyoruz. Yozgat Belediye Başkanı Sayın Kazım Arslan bu hafta çok özel konuklarımız arasında. Yozgat'ın bakalım yerel yönetimlerdeki değişen yüzü nelermiş, bunlardan bahsedeceğiz. Projelerden bahsedeceğiz. Hep birlikte izliyoruz. Yozgat Belediyesi bu dönem kentin vizyonunu daha da arttırmak için sosyal projelere önem veriyor. Yozgat Belediye Başkanı Sayın Kazım Arslan'ın bu dönem projeleri oldukça ilgi çekici. Yozgat halkının hizmet alan bir kentte yaşaması için üretken belediyecilik modelini ilke edindiklerini ifade eden Başkan Arslan, aynı zamanda 1995 genel seçimlerinde Refah Partisi'nden Yozgat Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Yozgat'ı temsil etmiş isimlerden de birisi. Kısacası Başkan Kazım Arslan, Yozgat'ın sorunlarını çok iyi biliyor. Bu hafta Meltem'le Zirvedekiler programının konuğu Yozgat Belediye Başkanı Sayın Kazım Arslan.
Mikrofonumuzu Başkan Arslan'a uzatıyor ve Yozgat'ı bir Yozgatlı'dan tanımaya çalışıyoruz ve soruyoruz. Yozgat denince nasıl bir tablo ortaya çıkar? Yozgat Anadolu'nun ortasında, tarihi bir kent, çok eski yerleşim olan bir şehrimiz. Zaman içerisinde tabii ki etrafındaki büyük illerin gelişimine tam manasıyla ayak uyduramamış. Ama kendi kendini idare edebilen, kendi kendine yetebilen güzel bir şehrimiz. Efendim tabii biz belediye olarak hizmetlerinizden bahsetmek istiyoruz. Sizinle birlikte Yozgat'ta nasıl bir çerçeve oluşacak, neler değişecek? Evet, ben Yozgat Belediye Başkanlığı'na aday olduğumda sürekli iki konu üzerine vurgu yaptım. İki cümle üzerine. Birisi Yozgat yaşanabilir bir şehir olacak dedik. İkincisi de Yozgat'ta bir kent kimliği oluşturacağımızı ifade ettik. Burada şunu yapmaya çalışıyorum. Yozgat dışarıdan insanların gelmek isteyeceği, gezmek isteyeceği, kalmak isteyeceği, tatillerini uzatmak isteyeceği, yaşamak isteyeceği bir şehir olsun. Çok ciddi yeşilliklerimiz, ormanlarımız var. Yozgat'ın değişik ilçelerinde, bölgelerinde dağ turizmine yönelik olarak kanyonlarımız var. Şehir merkezinde çok eski bir yerleşim olan kalelerimiz var, çamlığımız var. Hititlerden kalma son derece önemli eserler var. Yozgat Müzesi de bu eserlerle dolup taşıyor ama bunları yeterince tabii tanıttığımız söylenemez. Sizin kafanızda şöyle şekillendirdiğiniz, hayal ettiğiniz Yozgat nasıl? Bu sene 30 gün boyunca çok güzel, çok cüzi bir bütçeyle ama çok güzel bir Ramazan etkinliği yaptık her gün, her akşam. Ve halkımızda bütünleşen bir proje oldu. Onun hemen akabinde geçtiğimiz ay içerisinde 5 gün süren bir sürmeli festivali yaptık. Gene de orada da yerel değerlerimizi öne çıkartmak suretiyle bir faaliyet yaptık. Bundan sonrası için de bir yıllık kültürel, sanat ve sosyal etkinlikler takvimimiz tabii ki hazır. Bu manada belediye ile halkı bütünleştirmeye çalışıyoruz, kaynaştırmaya çalışıyoruz. Yaptığımız bir takım sosyal uygulamaların dışındaki mesela imar gibi uygulamalarda da bu manada halkımızdan da çok destek görüyoruz. Yani bir yerle ilgili herhangi bir uygulamaya geçtiğimiz zaman halkımız bize kucağını açıyor bu manada. Ne kadar güzel. Son olarak tabii sizin Yozgat'la ilgili bir hayaliniz, nasıl bir Yozgat düşünüyorsunuz, bunu da öğrenmek istiyoruz. Aslında konuşmanın başında söylediğim gibi yani Yozgat'ta bir şehir kimliği oluşsun istiyorum. Yani Yozgat her şeyiyle gerçek manada şehir diyebileceğimiz bir kent olsun istiyorum. Bütün uygulamalarımız da buna yöneliktir. Bu manada da son 2-3 ay içerisinde Yozgat ciddi manada şantiyeye döndü. Şehircilik manasında. Bunu siz de gezerken göreceksiniz, görmüşsünüzdür. Yozgat'ı inşallah önümüzdeki seneye kadar, bilhassa da gurbetçilerimiz Yozgat'a geldiğinde önümüzdeki sene çok farklı bir Yozgat görsünler istiyorum. Çok teşekkür ederiz ben efendim. Teşekkür programımıza katıldığınız için. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, bu hafta Yozgat Belediye Başkanımız Sayın Kazım Arslan çok özel konuklarımız arasındaydı. Bu güzel şirin kenti sizlere anlatmaya çalıştık. Tabii farklı özellikleri var. Bunlarla birlikteyiz. Ekranlarınızdan ayrılmıyorsunuz. Yayınımız sürüyor. Sıcak sular diyarı Sorgun'dayız şimdi de. Sorgun Belediye Başkanı Sayın Ahmet Şimşek bu hafta çok özel projelerini bizlerle paylaştı. Deneyimli bir belediye başkanının bu özel röportajını sizlerle paylaşıyoruz. Hep birlikte izliyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله Yeni cami avlusunda ezan sesi var Ezan sesi değil be annem sevdiğim
ver bana, ağlamaz be annem, kara yazma bağlamaz. Bir sevdiğim, bir de güzel annem, buna yürek dayanmaz. Bir sevdiğim, bir de güzel annem, buna canlar dayanmaz. Bir sevdiğim, bir de güzel annem. Bölgenin başarılı belediye başkanı Sayın Ahmet Şimşek'i ziyaret etmeden gidemezdik bu kentten. Sorgun Belediye Başkanı Sayın Ahmet Şimşek bu dönem tekrar belediye başkanı seçilen ve Sorgun halkı tarafından sevilen bir isim. Sorgun'a ilk belediye başkanı olduğunda birçok hizmetten yoksun bir ilçe ile karşılaştığını söyleyen Başkan Şimşek, birçok projeyle sosyal belediyecilikte önce olduklarını ifade etti. Bu hafta Yozgat kentinin başarılı belediye başkanı Sayın Ahmet Şimşek'le dünden bugüne Sorgun'u konuştuk. Samimi açıklamalarıyla işte Sorgun diyor, Başkan Ahmet Şimşek'le yaptığımız çok özel röportajı sizlere sunuyoruz. Evet, Yozgat'taki turumuza şimdi de Sorgun'la devam ediyoruz. Bir Yozgat türküsüyle programımızı açtık burada. Yanımızda da Sorgun Belediye Başkanı Sayın Ahmet Şimşek var. Sayın Başkan, öncelikle Sorgun'u tanımak istiyoruz. Sorgun denince aklımıza neler gelir? Elbette Sorgun Türkiye'nin tam ortasında, haritayı katladığımız zaman tabiri caizse tam ortada Sorgun'u bulursunuz. Neyi en meşhur derseniz, bizde yiğitleri meşhurdur. Yani Kınalı Hasanları, Osman Çavuşları bağrından çıkarmış. Gazi Mustafa Kemal'ın da söylediği gibi en fazla meşhur olan yiğitleridir. Elbette hububat deposu, mercime, nohudu, buğdayı, bunun dışında şeker pancarı, şeker fabrikası var, tuğla fabrikaları var. Sorgunumuzun şifalı termal sularıyla meşhurdur. Beş yıl gene ilk seçildiğimiz gün gibi mücadelemizi vereceğiz. Sorgunumuzu güzelleştirmede, geleceğe hazırlamada İnşallah başarılı olacağız diye düşünüyorum. Efendim, peki bu dönemde Sorgun'da neler değişecek? Sorgun halkına neler yapacağız? Şimdi altyapıda ciddi sorunlarımız vardı yani. Bitti. Bu sene bir kuraklık yaşamamıza rağmen su sıkıntısı hamdolsun çok az yaşattık. Şu anda yeni kuyular tekrar açılıyor. Böyle sıkıntılı günlerde de dahi sorun yaşatmamak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Bunun dışında üst yapı çalışmaları. En önemlisi de park, yeşil alan. Doğalgaz veya işte altyapının bittiği yerlerde yolların bir kısmını tamamladık. Kenar mahallelerimiz kaldı. Bunları tamamlayacağız. Sosyal içerikli projelerimiz olacak. Gençler, hanımlar, çocuklarla alakalı. Her sene zaten 4-5 tane park yapıyoruz. Buna devam edeceğiz. Ama çok büyük projelerimiz var. Özellikle yeşil alanlarla, parklarla alakalı. İnşallah Türkiye'de ses getirici böyle güzel alanlar oluşturacağız. Ama bundan da önemlisi, bizde termal sular var biliyorsunuz. Şifalı sularımız var. Bir termal turizm şehri. İnşallah bu 5 yıllık dönemde turizmle alakalı ciddi ses getirecek projeleri, imzalarımızı atacağız. Ben buraya geldiniz, bu yayını ilçemize ayırdınız. Bütün Kanal 7 çalışanlarına ve sizlere teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Bütün gurbetteki Yozgatlı hemşerilerime selam, saygı gönderiyorum.
Yozgat, doğal güzelliklerinin yanı sıra yöresel özellikleri, binlerce yıllık varlığıyla türlü medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve tarihi yapılarıyla Hitit'ten Osmanlı'ya uzanan zengin kültürel çeşitliliğin somutlaştığı mekandır. Anadolu'da merkezi bir konumda yer alan Yozgat, geniş bir kültürel yelpazeye sahiptir. Zengin mutfağıyla damak zevkinize, özgün türküleriyle duygularınıza hitap eder. Aydıncık ilçesinde bulunan macera turizmcilerinin ve doğa turizminin birçok türü için oldukça uygun olan Kazankaya Kanyonu, 1871 tarihinde yapılmış ve günümüzde Yozgat evlerinin tipik örneği olarak öne çıkan ve şu anda 7682 adet arkeolojik ve etnografik eseri sergileyen Yozgat Müzesi, Behramşah Kalesi, Saat Kulesi ve Sarıkaya Roma kalıntıları Yozgat'ın geçmişten günümüze taşıdığı tarihi miraslarıdır. Yozgat'ta uzun kış gecelerinde, akşam yemeğinden sonra ve yatmadan önce yapılan sohbetler esnasında ikram edilen bir çeşit ara öğün yemeğidir arabaşı. Yozgat'ın damak zevki denince akla desti kebabı gelir. Yine tandır kebabı, madımak, Yozgat mutfağının vazgeçilmezleridir. Bu hafta gezimize inanç turizminin önemli merkezlerinden birisi olan Konya ile devam ediyoruz. Ekonomik açıdan Türkiye'nin gelişmiş kentlerinden birisi olan Konya, doğal ve tarihsel zenginlikleriyle de önem taşır. Dünyanın en eski yerleşimlerinden birisi olan Çatalhöyük, UNESCO Dünya Mirası listesine alınmıştır. Şehir, Anadolu Selçuklularının ve Karamanoğullarının başkentliğini yapmıştır. Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden olan Konya, Anadolu kaplanlarındandır. Konya bir tarım ve hayvancılık kenti. Geniş ve verimli ovaya sahip kentte, hayvancılık alanında gelişme ise gözle görülür şekilde. Efendim, şimdi de kameralarımızın yönünü Konya'ya çeviriyoruz. Konya bir tarım ve hayvancılık kenti malum. Bizler de bu hafta sizlere hayvancılık yönüyle bu kenti tanıtmaya çalışacağız. Evet, Konya'lı Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sayın Edip Yıldız bu hafta bizim özel konuklarımız arasında. Bu örnek kurumun, bu örnek birliğin faaliyetlerinden bahsedeceğiz. Bakalım neler çıkacak karşımıza. Evet, Konya'dayız. Konya ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin aktif çalışmalarını bu hafta sizlere yansıtmaya çalışacağız. Kurumsallaşmış kimliğiyle dikkatleri çeken ve son yıllarda adından sıkça bahsettiren bu birlik, üretici için önemli adımlar atıyor. Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Edip Yıldız, göreve geldiği günden bu yana birliğin fiziki yapısında yaptığı disiplinli değişimlerle de oldukça beğeni topluyor. Modern ve kaliteli hizmet anlayışıyla üreticiye destek olan birliğin dünden bugüne öyküsünü merak ediyoruz. Meltem'le Zirvedekiler programının bu haftaki zirve konuğu Edip Yıldız'a hayvancılıkta gelinen son noktayı soruyoruz. Birliğimiz 1995 yılında kurulmuş Islah Birliği. Dediğim gibi biz de 1 Mayıs 2011'de bu göreve geldik. 1 Mayıs 2011'de 7000 üyeyle devraldığımız bu birliği bugün 13 bine yakın üyesiyle Türkiye'nin en büyük il birliği yaptık. Zaten biz daha önce adaylık dönemimizde de Konya çok ciddi, sizin de belirttiğiniz gibi, hayvancılık potansiyeli olan bir yer. Bu rakamlara baktığımızda onu slogan haline de getirmiştik seçim döneminde ve şöyle demiştik: doğru ellerde Konya hayvancılığın başkenti olur. Şükürler olsun, aldığımız bu görevi bugün üye sayısıyla bir numara yaparak da kalıcı bir başkent yaptığımıza inanıyoruz. Konya hayvan sayısı bakımından büyükbaş hayvan varlığında Türkiye'de birinci sırada. Yine biliyorsunuz 39 bin kilometre karelik alanla Türkiye'nin en büyük coğrafi yapısına sahip ili. Bizler de yaptığımız işler hep sahada bitiyor. Üretici biliyorsunuz genelde köy yapılarında yerleşik olduğu için.
Bu yapının sahibi olan, gerçek manada patronu olan, bizim deyimimizde üreticidir. Ve üreticinin aldığı hizmeti düzgün, zamanda ve kaliteli alması bizim için önemli. Göreve geldikten sonra hem bu büyük coğrafyayı parçalara böldük. Şube yapımızı 18'e çıkarttık. Araç sayımızı bugün 80'e çıkarttık. Ve 117 personelimizle bu hizmetleri veriyoruz. Verdiğimiz hizmetleri de şöyle sıralayabiliriz. Suni tohumlama ıslah çalışmasının aslını oluşturuyor. Aynı zamanda doğan hayvanların küpelenerek kayıt altına alınması görevi. Bu geçen sene yaptığımız bir protokolle Tarım İl Müdürlüğü bu alandaki yetkisinin tamamını Damızlık Birliği'ne devretti. Suni tohumlamada da 2013'ün gerçekleşen rakamlarıyla Damızlık Birliği olarak 108.600 tohumlama yapmışız. Bu Konya'da yapılan mevcut tohumlamanın %35'i demek. Doğan hayvanların küpelenerek kayıt altına alınması görevi şu anda sadece Konya'nın tamamını biz birlik olarak küpeliyoruz. Yine birlik faaliyetlerinden hayvanların gebeliğin erken tanısına yarayan ultrason hizmetini 8 ayrı bölgede veriyoruz. 2013 yılında yine 40 bine yakın ultrason muayenesi yapmışız. Aynı zamanda Konya süt üretiminde de birinci sırada. Yine aynı zamanda son dönemde şu bilinç oluşsun diye üreticilerimizde hayvanın hem verim kabiliyetini hem de sağlığını direkt etkileyen ayak bakımıyla ilgili bir bilinç oluşması için ayak bakım ünitesi devreye soktuk. Buradaki amacımız da yetiştiricilerde bu yönde bir bilinç oluşması, sürü sağlığına ve aynı zamanda da hayvanın verimini artırıcı faktörleri yine yetiştirici lehine oluşmasını sağlıyoruz. Şunu rahatlıkla Meltem Hanım söyleyebiliriz ki ülke büyüklüğünde bu coğrafyada bu kadar hizmeti veren ve bu kadar çeşitli anlamda üreticiye hizmet veren, üreticinin memnuniyetini kazanan ben ikinci bir il birliği olduğuna inanmıyorum. Üreticiler neler bekliyor sizlerden? Genelde yörenin hayvansal bakımdan şöyle bir sorunlarını işlersek neler çıkıyor karşımıza? Şimdi yetiştiricimizin en büyük geliri süt dedik. Sütle ilgili Damızlık Birliği olarak bugün 200 tonu aşan bir süt satış organizasyonuyla en azından bölgesel Konya ortalamasının altında kalan yerlerdeki üreticilerimizin durumunu düzelttiğimize inanıyoruz. Konya ciddi de yem bitkilerinin ve nitelikli kaba yemin ekildiği de bir alan. Yani Konya bölgesi hayvancılık, özellikle büyükbaş hayvancılık yapılabilecek en iyi bölgelerden birisi. Tabii yetiştirici memnun mu? Yetiştiricinin memnun olmadığı noktalar da fazlalıkla var. İnsanlar yaptığı işte istikrar istiyorlar. Yaptığı işten kazanmak istiyorlar. Kazandıkça da insanların yaptığı işten zevk alır ve onu artırmanın yoluna bakarlar. Türkiye'de ben 2011'de göreve geldikten sonra geldiğimde 550 lira civarındaydı Konya'daki ortalama süt fiyatı. Geldiğimiz noktada sütle ilgili hep üzerine koyarak ve istikrarlı bir şekliyle yükseldiğini görüyoruz. Ama şunu da göz ardı etmeyelim ki çok ciddi işletmelerimizin bakım besleme alışkanlıklarımızdan kaynaklanan fabrika yemi dediğimiz ciddi tüketimlerimiz var. Bunlarla ilgili de yetiştirici lehine artık bir takım faaliyetlerin oluşması gerektiğine inanıyoruz. İnsanlar iyi niyetliler, üretim yapmak istiyorlar. Bu coğrafyada gerçeğimiz bu, tarım ve hayvancılık. Ama yaptıkları işlerden de gayet insani bir şekliyle kazanmak istiyorlar. Meram Belediyesi'nden geçen ay aldığımız 14.400 metrekarelik bir yer var, sanayi imarlı. İnşallah onu yine biz yaptığımız bütün faaliyetlerde buradaki üreticinin emeğinden kanuni haklar çerçevesinde kesilen paraları kullandığımızın bilincindeyiz. Ve çok ciddi tasarruflar yaptık bu 3 yıl boyunca da. Mazottan tutun da dergisine, gazetesine, kullanılan deftere varana kadar ciddi tasarruflar yaptık.
Yine aynı mantıkta aldığımız araziye de inşallah İPART'a bir proje yapıyoruz. O proje çerçevesinde bu üreticilerimizin de duasını ve desteğini istiyoruz. O projeyi de geçirirsek üreticileri temsil eden, çok böyle büyük olmasa bile onların o bayrağı dalgalandıkça gurur duyacakları, en azından kendilerini emniyette ve güvende hissedecekleri bir yapı oluşmasını istiyoruz. Gönlümüzde 3 ayrı yatırım var. Bunun ilkini inşallah başlattık. Kısa sürede de yapacağımıza inanıyoruz. Konya Damızlık Birliği geldiği noktada tescillenmiş marka adı olan, hedefleri olan bir birlik, vizyon olan bir birlik ve bunu da imkanlarını ve hani birlik, beraberlik, bereket demektir. Bu birliği, bu gücü de bugüne kadar iyi temsil ettiğimize inanıyorum. Bundan sonra da yine yetiştirici lehine, üretici lehine bu faaliyetlerimiz devam edecek. Dediğim gibi markalaştık. Konya DSYB'nin kurumsal bir marka adı var, tescillenmiş. Üretime yönelik çıkaracağı ürünlerin dahi marka adları tescillendi. Bunları inşallah tabii ki yapı oluştuktan sonra sizlerle yine paylaşırız. Yani biz nasıl ilk kazandığımızda neler yapacağımızı biliyorsak bundan sonraki hedeflerimiz de belli. Hani güzel bir söz var, yaptıklarını anlatan insanın yapacak bir şey kalmamıştır. Bizim yapacağız çok daha şeyimiz var. Üreticinin bu anlamda yüzünü güldürecek çok daha ciddi projelerimiz var. Gördüğünüz gibi başarı, proje ve çıta yükselmiş. Artık sonuçta bu diyoruz. Biz de Sayın Başkan'a ve ekibine başarılar diliyoruz. Evet, bu hafta Konya İli Damızlık Sır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Edip Yıldız çok özel konuklarımız arasındaydı. Zirve konuklarımız arasındaydı. Hayvancılığı sizlere burada işlemeye çalıştık. Konya'nın hayvancılığında hakikaten çok büyük bir ışık, çok büyük bir yeşil ışık var diyelim artık. Bundan sonraki çalışmalarında da kendilerine başarılar diliyoruz. Evet, yayınımız devam ediyor. Sizler de ekranlarınızdan ayrılmıyorsunuz. Konya'da biraz da sosyal etkinliklere bakalım diyoruz ve Tuzlukçu ilçesine kameralarımızın yönünü çevireceğiz. Tuzlukçu bu yıl çok güzel bir festivalle çok özel konukları ağırladı. Üzüm festivaliydi bu festival. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Çok özel sanatçılarla, renkli görüntüleriyle Tuzlukçu'dayız. Let's go. We got that Coca-Cola bottle, shake, shake, shake. We got that sugar, do you want it? Kameralarımızın yönünü şimdi de Konya'nın Tuzlukçu ilçesine çeviriyoruz. Bu yıl düzenlenen Üzüm, Karpuz, İpek Halı Festivali'nden çok özel görüntülerle sizlerle birlikte olmadan evvel Tuzlukçu Belediye Başkanı Sayın Nurettin Akboğa'yı sizlerle tanıştırmak istiyoruz. Başkan Akboğa, idealist yapısıyla bölgede dikkat çeken belediye başkanlarından. Tuzlukçu sevdalısı bir kişi, ilçeye hizmet getirme noktasında hiçbir girişimden kaçınmayan Başkan Nurettin Akboğa, Tuzlukçu halkının güzellikleri hak ettiğini her fırsatta belirterek çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ediyor. Sözü fazla uzatmayalım diyoruz ve Tuzlukçu Belediye Başkanı Sayın Nurettin Akboğa ile yaptığımız özel sohbetimizle ilçeyi tanıyalım diyoruz. Ne dersiniz? Tuzlukçu tarımıyla, haşhaşıyla, pancarıyla, üzümüyle, ipek halısıyla ünlü bir ilçe. Yeni yatırımlar yapılması gerektiği kanısındayım. Bunlar ne olabilir? Bunlar süt endekre tesisi, et endekre tesisi, daha önceki belediye başkanlığı döneminde yapmış olduğum yeşilat projesi var burada. Biz tarımsal sulamaya 2000 yılında geçtik. Bu 2000 yılındaki tarımsal sulamanın meyvesini bu sene kuraklıkta aldık. Her tarafta kuraklık yaşanırken biz o sulanabilir arazilerde rekorta verim aldık. Bu da çiftçinin yüzünü güldürdü. Tuzlukçu'nun kalkınması için
24 saat gece gündüz çalışmaktayım. Biz çok güzel bir cumhuriyet meydanı yaptık. İl ayarında bir meydan yaptık. Pazar yerinin daha önce kar, çamur ve mezberelik bir durumdaki yeri şimdi modern bir pazar yeri haline getirmek ve buranın üstünü kapatarak ve kardan, çamurdan, yağmurdan oradaki esnafımız hem vatandaşımız güzel bir ortamda pazar alışverişi yapması konusunda bu pazar yerinin çalışmalarını bitirmek üzereyiz. Kültür sanat evi projemiz bitmek üzere. Onu 10 gün içinde de o kültür sanat evi projesini açacağız. 2 yıllık üniversite ve yurt binası konusunda İstanbul'da daha önceki belediye başkanı olmadan önceki yapmış olduğum girişimler sonucu buraya söz aldık bir vakıf tarafından. Ve proje çalışmalarımız bitti ve şimdi buraya 2 yıllık üniversitenin ziraat ve bağcılık olarak 2 tane ünitenin açılması ve bu üniversite binasının ve yurt binasının yapıldıktan sonra bunu YÖKET'e devredeceğiz ve buraya da 2 yıllık üniversitenin açılmasını sağlayacağız. Sağlık Meslek Lisesi'nin açılması için ayrıyeten başka bir vakfa bu Sağlık Meslek Lisesi binasını yaptırarak gençlerimizin okumasını ve Tuzlukçu ekonomisine de büyük katkı sağlamasını sağlayacak projeler. Eli Yataklı Hastane, o da bir vakıf tarafından İstanbul'da yaptırılacak ve Sağlık Bakanlığı'na devrilecek. Böylece hem Sağlık Meslek Lisesi'ne staj görmeleri için bir hastane, üniversitede okuyan çocuklar için de hastanenin olması lazım. Bir öğrencinin sosyal yaşayabileceği, spor yapabileceği, kültürel ve sosyal etkinlikleri yapabileceği alanlar olması lazım. İşte ben şimdi sosyal, kültürel, spor yapabileceği alanları üniversite binası ve yurt binasını yapmadan önce yapıp üniversite ve yurt binasını yaptıktan sonra gelen denetmenlere işte Tuzlukçu'da yurt binasını yaptık, üniversite binasını yaptık ama gençlerimizin eğitimden öte sosyal, kültürel ve sportif yapabileceği alanlar, eğlenebileceği alanların da yapıldığını işte bir sosyal donatıyla beraber ve binasıyla, yurt binasıyla ben size bunu teslim ediyorum. Siz de buyurun bu üniversitenin 2 tane ünitesini açın dememiz gerekiyor. Bu yılki festivale gelelim. Çok güzel, kaliteli bir organizasyonla güzel bir festival hazırladınız. Neler vardı bu festivalde? Şimdi Tuzlukçu'nun üzümünü, İpek Halısı'nı ve karpuzunu tanıtmak zorundayız. Bunun yanında da resim sergisi, fotoğraf sergisi, ondan sonra ziraat ve bağcılıkla ilgili sempozyumlar, trap atışları, yarışmaları, satranç yarışmaları, at yarışları, böyle güzel insanları başka alandan alıp başka alana götürecek sosyal ve kültürel etkinliklerle taşladık bunları. Ben şunu çok merak ediyorum. Bu dönemde en böyle Tuzlukçu'ya şunu da kazandıracağım dediğiniz proje sizce ne olacak? En önemli proje. En önemli proje benden önceki belediye başkanı. Sıcak su benim dönemimde başladı. Benden sonraki arkadaş dönemi de devam etti. Ve sıcak su çıkarıldıktan sonra ağzı kapatıldı. Sonra da maden teknik arama tarafından ihaleye çıkarıldı. Tuzlukçu Belediye Başkanlığı bu ihaleye girmeden ve buraya bu sahiplenmediği için de İstanbul'dan bir şirket aldı. 4 yıldır bu şirket buraya bir yatırım yapmadı. Mayıs ayında da bunun süresi doluyor. Mayıs ayında dolduğun zaman o yeri Tuzlukçu Belediyesi olarak almak ve orada sosyal donatılarıyla ve havuzlarıyla kapalı ve açık. Ya nasıl Yılmaz Büyükerşan'ın Eskişehir'e deniz yaptıysa ben de buraya bir deniz yapıp insanların Antalya'ya değil de plaja buraya gelmesini sağlamak. En büyük idealim o. Tuzlukçu'ma, Türkiye'ye saygılar,
sevgilerimi sunuyorum. Tuzlukçu'da bu yılki renkli görüntülere sahne olan festivali de sizlere aktarmadan geçemeyeceğiz. Bu yıl neler yapılmış bu festivalde? Çok özel kareler, çok özel konserler ve şenliklerle sizlerle birlikteyiz. Yayınımız devam edecek. Ekranlarınızdan ayrılmıyorsunuz. Heyecan başlıyor. Tuzlukçu, bu yıl 17.si düzenlenen festivalle birbirinden ünlü sanatçıları ağırladı. Ebru Yaşar. Hakkı Bulut. Mustafa Yıldız Doğan. Deniz Toprak gibi sanatçıların sahne aldığı festivalde iki gün boyunca çeşitli aktivitelerle ilçenin tanıtımı yapıldı. Atıcılık, at yarışlarının da yapıldığı festivalin en renkli bölümü ise organik tarım ürünleriyle üreticilerin yarışmasıydı. Evet sevgili seyirciler, Tuzlukçu 17. Üzüm, Karpuz, İpek Alıcılığı Kültür ve Sanat Festivali'ndeyiz. Az sonra görmüş olduğunuz gibi bu karpuzlar, üzümler görücüye çıkacak ve derecelendirilecekler. Yarışmalar olacak bu etkinlikte. Evet, sizi tanıyalım. Ben Selahattin Maden, Çöğürlü Köyü'nden. Evet. Yarışmaya mı katılacaksın? Evet, yarışmaya katılacağım. Bu karpuzlarla mı? Bu karpuzlarla, şu gördüğünüz karpuzlarla. Siz efendim üretici misiniz? Evet, önce hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Nasıl, evet. Heyecanlı mısınız? Çok heyecanlıyız tabii. Bunları siz mi ürettiniz? Evet. Nedir bu Tuzlukçu'nun üzümünün özelliği? Şöyle. Valla atalarımızdan kalan bir şeyimiz, ürünlerimiz. Daha mı tatlı, bunlar. Daha mı iyi? Çok lezzetli. Bunlar da yine yarışmacılarımız diyoruz, değil mi? Efendim, başarılar diliyoruz ve yarışmamız az sonra başlayacak. Sizler de ekranlarınızdan ayrılmıyorsunuz. Evet, Tuzlukçu'dayız, festivaldeyiz efendim. Efendim, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka güzelliklerle, bir başka diyarda buluşmak dileğiyle sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.